Sochi sokaklarından gururlandıran görüntüler. Şehitler için! Vatan! Ölmez! Şehitler! Ölmez! Azerbaycan zafer hazırlığına başladı. Caddeler inledi. Türk askerinin katıldığı geçit töreni izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Birazdan. Pandemi fırsatçıları iş başında. 10 bin lira mı? Evet, 10 bin liradan başlıyor. 10 kişilik eğlencemiz. Siz gelemezseniz biz geliriz dediler. Virüs, tehlike dinlemeden eğlenceye yeni bir yol buldular. Sorumsuzlukta sınır tanımayanlar birazdan. Kızamık aşısı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan korkuttu, duraksadı, yutkundu. Bir programa katılan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı. Herkesi endişelendiren Ceyhan'ın sağlık durumu nasıl? Birazdan. Ortalığı birbirine kattılar. Kargom gelmedi dediler. Şubeyi savaş alanına çevirdiler. Gerilim dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Birazdan. Kızının yaşadıklarına inanmadı. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna rağmen sanık kardeşini savundu. Babanın söyledikleri ne akla ne de vicdana sığdı. Birazdan. Acımadı. Vahşet bir kez daha isyan ettirdi. Ne acıması ne de vicdanı vardı. Bir kadını hayattan, hayallerinden kopardı. Sonrasında karşılaşılan manzara tüyler ürpertti. Birazdan. Ne yaşından ne de yaptıklarından çekindi. Cadde boyu gezdi. Birden çok kadını taciz etti. Polisleri karşısında görünce öyle bir şey yaptı ki izleyenler çileden çıktı. Birazdan. Canlı yayında şok sözler. Şu an olsa yapar mıyım? Yine yaparım, hiç problem yok. Ünlü isimlerin modacısı Gülşah Saraçoğlu olaylı şekilde ayrıldı. İş insanı Gökhan Göz'ün yayınını izledi. Ardından yaptığı yorumlar büyük tepki çekti. Birazdan. Felaket bir haber var. Bugün 4 kedi, yarın 10 kedi, yarın 10 köpek böyle devam ediyor. Yapılan eziyetleri kelimelerle anlatmam mümkün değil. Testellerini kesir. Ya bacağı kesiyor, kuyruğu kesiyor, burnunu kesiyor, kulağını kesiyor, organlarını kesiyor. Hakikaten bu insanoğlu çok zalim ve çok zulümkar. Hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. İnsanlık için, halkımız için acil çıksın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz Kanal D ekranlarına. Neler oluyor hayatta demek için karşınızdayız. Hayvan haklarıyla başladık yine her sabah olduğu gibi. Yasa çıkana kadar her sabah biz ısrarla, inatla bunu paylaşmaya devam edeceğiz. Sizler de bizlere destek olursanız çok seviniriz. Günaydın Erkancığım. Günaydın efendim. Bugün etiketimiz mutsuzum çünkü. Paylaşsınlar izleyicilerimiz neden evet. mutsuz olduklarını. İlk tabii ki neden hepimizin ortak koronavirüs ama sonrasında neler paylaşmak isterlerse yazsınlar bize. Hatta gelmiş 3-5 tane tabii. şimdiden benim ekranıma düşen var. Onları da okuyacağız ilerleyen dakikalarda ama önce Azerbaycan'ın zaferiyle başlayalım istiyoruz. Yarın Azerbaycan'da bir zafer yürüyüşü düzenlenecek. Hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Dün bu zafer yürüyüşünün provası yapıldı. Provada bile tüylerimiz diken diken oldu. O anları ekranlarınıza taşıyarak program başlayalım. Türk askeri Azerbaycan'da. Komandolar Bakü sokaklarını inletti. Şehitler için! Vatan! Ölmez! Şehitler! Ölmez! Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışma Bakü yönetiminin kesin zaferiyle sonlandı. Ermenistan ordusunun %80'i yok edildi. Paşinyan 5 kere bozduğu ateşkes masasına son kez oturdu, teslim anlaşmasını imzaladı.
Ancak anlaşmanın ardından Erivan karıştı. Paşinyan vatan haini ilan edildi, Cumhurbaşkanı istifasını istedi. Hükümet dağılmanın eşiğinde. Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan cephesinde ise bayram havası hakim. SİHA'lar sayesinde çok az sayıda şehitle mutlak bir hakimiyet sağlandı. Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'ın büyük bölümünden çekildi. Yerleşimciler de ayrıldıkları yerleri alev alev yaktı. Taş üstünde taş bırakmadan işgal altındaki toprakları terk etti. Büyük zafer 10 Aralık'ta Bakü'de yapılacak geçit töreniyle kutlanacak. Savaşa katılan 3000 asker yürüyüşe katılacak. Türk askeri de kutlamalara katılmak için Azerbaycan'da son provaları yaptı. Komandolar Türkiye ve Azerbaycan bayrakları altında Bakü sokaklarını inletti. Yarın gerçekleşecek zafer yürüyüş. Şimdi dün öğlen gibi düştü bu görüntüler. Ben de daha doğrusu beni etiketlemiş eksik olmasın bazı beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar. Ben fark edince hemen Reyhan'a, Erkan'a ulaştım. Dedim aman bana bunu hemen atın. Onlar da yan yanaymış. İkisine sağlam alayım diye yazıyorum. Hani biri gecikirse ötekisi atsın diye. Fakat ikisi de yan yanaymış. Abi biz yan yanayız diye bana resim attılar. Neyse çok duygulandık tabii. Hani ben hakikaten yani bu işlerin şeyi olmaz yani demagojisi olmaz. Ya, hepimizin aynı duygu ve hislerle yaşadığımızı düşünüyorum. Çok duygulandık tabii yani. Şimdi biz bir de 45'ten sonra falan zaten biraz da sulu gözü olduk. Ben çok üzüldüm, çok duygulandım. Ondan sonra Allah kabul ederse dua ettik. Şimdi onlar bizim evladımız. Binlerce yıldır hakikaten hak için, milleti için, bayrağı için mücadele eden, eşit şartlarda yenilemez bir ordu. Yani tarihe baktığın zaman ve değerleri olan bir ordu. Şimdi biz sıklıkla ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'in bile tuzaklandığını gördük. Bu coğrafyada savaşılırken Türk ordusunun hassasiyetinin ne boyutta olduğunu anlayın. Kur'an-ı Kerim'in tuzaklandığını gördük. Bebeklerin katledildiğini gördük mü? Kadın, çocuk, yaşlı demeden katledildiğini gördük mü? Daha dün verdin mi Doğu Akdeniz'de göçmenlerin feribotunun batırılarak neler yapıldığını gördün. İşte dünyada tek hak ve adaleti değer yargısı olan ordu. Düşünebiliyor musun senin? Korkunç. Yani Cenab-ı Allah Kürdü, Çerkezi, Lazı, Abbazası, Alevisi, Sünnisi bu coğrafyada binlerce yıldır omuz omuza kaderi ve hayatı paylaşan bu milletin ordusuna zeval vermesin. Amin. Allah ayaklarına taş değdirmesin ve milletçe de Cenab-ı Allah bize onları eksik bırakmadan mücadele etmelerini gerektirecek imkan tanımayı nasip etsin. Amin. Milletçe. Bu emperyal güçler karşısında eksik bırakmayalım onları. Ne teçhizat olarak, ne donanım olarak, ne hava gücü olarak, ne kara gücü olarak onlara milletçe en iyi imkanları vermek nasip olsun. Ailelerine saygılar, bütün Mehmetçiklerimize buradan gözlerinden öpüyoruz hepsini. Şimdi mutsuzum çünkü etiketiyle çok fazla yorum gelmiş. Okuyayım arkadaşlar birkaç tanesini hemen. Bir zamanımıza bakalım. Dursun Yıldız yazmış. Mutsuzum çünkü siyah olan her şey kalpleridir demiş. Siyahi olan her şey demek istedi herhalde. O, vereceğiz. Çılıkla alakalı. Dün. Aynen evet. Öyle. Sedat Erdin yazmış. Mutsuzum çünkü ülkemizin, yaşadığımız hayatın, sağlığımızın, aldığımız her nefesin kıymetini bilmiyoruz. Ama ben çok mutluyum çünkü huzurlu ve mutlu bir aile hayatım var. Ama demiş. Muhafaza et kardeşim ne yap ne evet. Et. Eğer aynen. Yani buna sahipsen aman yani. Veli nimet. İsmail Duraman yazmış. Dün bankamatiğe saldıran adam için bunu ağ atarak yakalayacaksın dedi. Hala gülüyorum. Sen öyle dedin ama. Ya ağ atarak yakalayacağız. Biz sayenizde mutluyum demiş. Ağva vardı. Ağvada böyle dize kadar dere var. Ağvanın meşhur deresi vardır. Dize kadar
Orada derede biz kefal yakalamaya giderdik. Ona serpme derler, omuzdan atılır. Her tarafı ağın, kurşundur. Omuzunu alırsın ama o profesyonel bir atma lazım. Böyle balıkları gördükleri zaman omuzdan böyle, her taraf kurşun, böyle bir atarsın. O ağ kurşunlardan çöktüğü için balık ortada kalır. Çektiğinde de toparlanır. Ya bunları öyle almak lazım, evet, ağ atma. Çok mantıklı. Tabii tabii, hiç sorgulamadım. Hüseyin Bey yazmış, hayvan yasası çıksın artık, bu zulüm dursun, yoksa Allah her türlü belayı başımıza verir demiş. Emine Ağaç yazmış, hayvan hakları yasası çıkmadığı sürece mutsuzum. Allah'ın dilsiz kulları eziyet gördükçe mutsuzum demiş. Irkçılık bu devirde maalesef hala var demiş Çiçek Atay. Hatta o hangi haberle devam edeceğiz? Bu haberi mi veriyorduk arkadaşlar? Şimdi dün yani aslında hepimizin dikkat çekmesi gereken bir olay. Yani normalde futbolla ilgilenmeyen bir insanın bile dikkat çekmesi gereken bir olay. Bir ırkçılık söylemi gerçekleşti bir maçta. Başakşehir ve Paris Saint Germain arasında oynanan maçta. O ana dair görüntüleri veremesek de ırkçı hakeme dersini verdik şeklinde birçok gazete gördü bunu. Ben anlatayım bunu. Mi? Anla. Ya? Şimdi Şampiyonlar Ligi futboldaki en büyük organizasyon kardeş. Evet. Yani futbolda hani kategoriler var. Yani işte Şampiyonlar Ligi en üst. En üst yani bu klasman ve UEFA ve FIFA'nın da zaten yıllardır bu ırkçılıkla alakalı özel bir tutumu var. Yani son 10 yıldır özellikle bu konularla alakalı, ayrıştırmayla alakalı bir çabası var zaten organizasyonun yani. Başakşehir'le Paris Saint-Germain gayet güzel, keyifli futbol oynuyorken seyircisiz ortamda hep ben söylüyorum, söylenen her şey dikkat çekiyor zaten. Bu hakemin dördüncü hakem. Bu dördüncü hakem de ne demek? Onu da söyleyeyim. Normal maçı yöneten bir hakem var. Bir de çizgi hakemleri var. Maç esnasında karar veren. Bir de dördüncü hakem var. Nitekim sağ kenarı gözlemcisi gibi o. Yani o da yedek kulübesine falan bakıyor. Onlara bakıyor. Tamam. O maç esnasında verilen kararlarla alakalı yedek kulübesinden polemiğe girildi. O Pierre Webo, bizim daha önce de Fenerbahçe'de oynamış oyuncumuzu, polemiğe girdikten sonra attırmak için orta hakemi uyardı. Buraya kadar biz izleyicilerin fark ettiği kısım. Uyardıktan sonra çok net görüntülerde de var. Orta hakem maçı durdurup ne oldu diye ona sorup o ne diyorsa, neden at onu diyorsa, Pierre Webo ile hakem yan yana gelmiş olmasına rağmen herkesin gözünün önünde o negro denen, rahatsız eden, hakaret kabul edilen söylemi herkesin gözünün önünde söyledi. Olunca iş menşerinden çıktı. Hani futbolda zaten yedek kulübesinden atılan var, tribünden atılan var, o var. Bu var yani, bunda 100 yıldır var bu. Hani futbol var olduğundan beri var ama orada aşırı reaksiyon gösterip bununla da alakalı Webo'nun söylemleri olunca, Okan Buruk da buna dahil olunca, derken içeriden hani yedek kulübesinden Dembaba çıktı. Dembaba çıkınca net olarak mikrofonun yanında da konuşmalar cereyan edince her izleyen anladı mevzunun ne olduğunu. Derken Paris Saint Germain'li oyuncular da müdahil oldu. Başta Neymar ve Mbappe geldi. Onlar da dediler ki böyle bir şey kabul edilemez. Biz de bu şartta oynamayız zaten. Hani ne oluyoruz dediler. Sonra ilerleyen dakikalarda her saniye bir bilgi geldi. Her saniye bir bilgi geldi. Başakşehir'in komple camia olarak tutumundan mütevellit olay geçiştirilemedi. Geçiştirilemeyince orada UEFA yetkilisi sağ kenarına gelmek durumunda kaldı. Sağ komiseri indi. Ve olaylar bu kadar büyüyüp anında da bu kadar hassas bir durum olduğundan dünya çapında anında yayılınca, işte o da neden oluyor? Şampiyonlar Ligi organizasyonu çünkü. Hani en büyük organizasyon olduğu için, bütün dünyanın gözünün üstü orada olduğu için anında bu kadar da hassas bir konu dalga dalga yayılınca iş zaten inanılmaz bir çap oluştu. Dedi ki adam, içeri gidip hakemi sorgulayalım. O kendini savunurken çok trajikomik bir şey yaptı. Hatta bunu Dembaba, Başakşehir'in oyuncusu, sosyal medyasından da paylaştı bu savunmanın tezinin ne kadar çürük olduğu. Rumence negro diye bir şey varmış. Siyah insan demekmiş. Ben negro demedim, negro dedim diye bir savunma yapıyor. Yalnız bizler bunları an be an takip ediyor. Duymuyoruz, takip ediyoruz. Çünkü dünya gündemi ya bu. Takip ediyoruz an be an. Hani
Bütün kanallar açık. Siyaset artık işin içine girdi. Ne oldu? Şu an şu geldi. Şu bilgi geldi. Bütün dünya gibi biz de takip ediyoruz tabii yani. En son konu Başakşehir'in tutumundan, yani Dembaba dönüp diyor ki sen burada masumane Rumence'den kaynaklı siyah oyuncu diyerek savunuyorsun kendini, beyaz adama da beyaz adam mı diyorsun deyince, adamın bombası iyice patlayınca, biliyorsun bizim ülkemizdeki tüm siyasetçiler Cumhurbaşkanımız dahil müdahil olarak kınadı. Dünyadan büyük tepkiler geldi. Dünyanın en popüler spor adamları faal veya antifaal, bütün herkes kıyamet kopunca Başakşehir'in de tutumuyla, çünkü şöyle bir teklifte bulundular. Dediler ki bu hakemi biz dördüncü hakem olarak azledelim, yani atalım. Futbolda bir sistem var, VAR sistemi. Orada da hakemler duruyor. Nedir o? Teknolojik yardım. Oradaki hakemi alıp yana koyalım dediler. Başakşehir onu da kabul etmedi. Sonuna kadar arkasında durmuş. Evet, o şimdi orada bir irade ve bir şu riski de alıyorsun. Şimdi kendilerince bu kuralları koyup bu organizasyonları yapan insanların, ben hallettim, bana göre bu telafi oldu, gerçekleşti, çık oyna, oynamazsan benim otoriteme karşı geliyorsun, seni hükmen mağlup saymakla beraber 5 sene de Avrupa kupalarını almam da diyebilir. Evet. O riski de almış oldu. O ne aldı? İrade aldı. Göksel Başkan da çıktı zaten. Bütün kanallara da bağlandı. Görüşlerini de bildirdi. Sonuç şuraya bağlandı. Bugün maç kaldığı yerden devam etmek üzere ertelenmiş oldu. Ama en azından Başakşehir kulübü özelinde Türkiye devletini ve insanların da bağlayıcı, bütün dünyanın ihtiyacı olan ve sıklıkla birçok platformda farklı anlamda yapılan bu insan ayrıştırması konusuyla ilgili, başta ırkçılık, müthiş dikkat çekmiş oldu. En azından yani insanların hakkı, hukuku, adaleti, vicdanlı bakış açısıyla alakalı oraya bir çentik attılar yani. Kesinlikle. O yüzden helal tebrik olsun. Ediyoruz. Gerçekten Başkan helal üzerinde olsun. Başkan tüm camiayı, tüm sporcuları. Ya bunu hakikaten sadece bir futbol maçı olarak değerlendirmeyip genel bakmak lazım ki sen çok güzel özetledin. Ya bu çok oldu Nur Tuba. Bu, onu hani bil diye anlatıyorum sana. Bu çok oldu ama sıklıkla ne görüldü mesela? Bunlar seyirciler varken tribünlerden olan şeyler. Mesela siyahi oyunculara muz atılırdı. Efendime söyleyeyim, tahrik etmek için. Siyahi oyunculara tribünlerden belli bir takım kitle oyuncular, çünkü bizde kurallar var da Avrupa'da şu yok mesela, alkol tüketimi serbest orada. Evet. Adam çözünün yerde tahrik etmek için hododa hododa diyor. Mesela çok oluyor, oyuncu o kadar ağrına gidiyor ki bırakıyor. Ha maçta sen onu anlamıyorsun, niye bu bırakıyor diyorsun, ikna falan, bunlar oluyordu. Bu boyutta hakem nezdinde ilk defa oldu. İlk defa biz de yaşamış olduk, bugün devam edecek maç. Şimdi koronavirüsle ilgili haberlerimize devam edelim. Çin aşısının etkili olduğu oran açıklandı. Bakın o oran neymiş? ...11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlanabilir. Çin aşısı önümüzdeki hafta Türkiye'de. Uygulama ise geldikten 2 hafta sonra başlayacak. Ama öncesinde güzel haber geldi. Aşının 3. faz çalışmalarında ara veri sonuçları açıklandı. Endonezya Devleti İlaç Şirketi'nin 1600 kişide yaptığı klinik deneylere göre aşının etkinliği %97. Aşının etkinlik ve vatandaşımız için güvenilirliğini önemsiyoruz, fiyatını değil. Sözcüye konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Çin aşısını ucuz diye değil, güvenilir diye aldık diyen Koca, eleştirilere de sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz? Türkiye bu kadar zavallı mı? Sözleriyle tepki gösterdi. Toplam 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. Aralık sonunda başlaması planlanan aşılama için ilk sırada Sağlık Bakanı, sonrasında da önce risk gruplarıyla ilerleyecek süreç. Sağlık Bakanı HES sistemine ve e-nabıza bütün aşamaları kaydetmek istediklerini söyledi. Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak. Peki isteyen parasıyla aşı olabilecek mi? Sağlık Bakanı, ruhsat alabilen aşıların eczanelerden satışına üst limit konularak izin verileceğini de hatırlattı. Üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız. %97 etkili. Ya ben şu hep söylediğim yerdeyim. Şimdi ülkede benim en eleştirdiğim konu, dedim ya hani
şöyle bakıyorum ben. Herhangi bir siyasi partinin ayrımını yapmıyorum. Benim için mühim olan şu. Devlet, millet, bayrak herkes için aynı anlam ifade ettiğine göre asgari müşterek burada konsensusumuz olsun. Bu ülkeye hizmet etmek, bu bayrağa hizmet etmek, bu halka hizmet etmek için herkesin farklı bakış açısı yöntemi olabilir. Bunun adına da siyaseten partiler kurulur. Birbirleriyle anlaşamayabilirler. Görüş ayrılıkları olabilir. Buraya kadar tamam. Ama temel değerler üzerinden, siyasetten bir çıkar elde etmek için insanların kafalarının karıştırılmasını gayri ahlaki buluyorum. Nedir o? Şimdi dünya koronavirüs diye bir salgınla boğuşuyor. Bütün dünya bunun çaresi yok. Tek beklenti aşı bulunsa da, zaten biz 9 ay konuştuk aşı bulunacak mı? İlk kimden duyduk biz bunu resmi olarak? Putin'den. Duymuştuk. Hatta kale alınmama nedenini de söylemiştik. Sonrasında Amerikan seçimlerinden sonra farklı anlamda herkes aşıyı da çıkartacak. Evet. Çünkü nedeni bu demiştik, oldu falan filan. Şimdi şu var, samimi olarak bir şeyi tedirgin olmandan mütevellit, araştırmana saygı duyuyorum. Zaten bu zorunlu değil biliyorsun. Evet, değil. Belli ülkelerde zor, bizde değil yani. Ya kardeşim, senin devletin senin sağlığını riske eder mi? Biz bu kadar mı kafalarımız bulandı? Bu kadar mı uçtuk yani? Hani böyle bir şeyi düşünebiliyor musun? Hani hata, eyvallah. Bak hani hata, ben Allah korusun kendimle de alakalı en iyi yaptığım şey diyelim ki futbol oynamak. Bana birisi dese ki abi hatasız futbol oynar mısın? Yok abi ben büyük konuşmakta yokum derim. Benim tarzım değil çünkü hayatta olmaz diye bir şey yok. Ama bunun sağlamasının yapılmama ihtimali olabilir mi arkadaş? Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi bilim kurulundan biz hocalarımızı 9 aydır hepsi birbirinden değerli, kıymetli bağlıyoruz. Bunun yanı sıra Çapa'nın dekanını bağladık, işte Ankara'da Hacettepe'yi bağladık. Yani şunu gördük değil mi? Biz de çok ciddi, müthiş muvaffak, başarılı sağlık insanları ve adamları var değil mi? Değil mi? Şimdi bunların Sağlık Bakanlığı'yla birlikte bu aşıyla ilgili yeteri çalışmaları yapmadan, incelemeden, sağlamalarını yapmadan halkına bu aşıyı yapma ihtimali olduğunu düşünmek, hani bu artık tuzun koktuğu bir yer. Evet, bu ayıp ya. Çok ayıp. Şimdi ama ben şunu görüyorum. Hala siyasi çıkar uğruna insanların kafasını karıştırmak, yok geç kaldık da bu böyle oldu da şu şöyle oldu da bu aşı öldürür mü de yan şeyi var mıdır da bunlar kendine yapsın da bunu niye almadın da Alman aşısı daha iyiydi. Aman bu şeye benziyor. Hani mahallede camda birisi durur, bir kadın böyle filmlerde vardır veya bir adam durur neyse. Her gelen geçene bu arabayı nasıl aldı biliyor musun? Bak Nur Tuba'nın evinden kim çıktı bilmem ne oldu. Ha bak onlar kavga ettiler suratını gördüm diye vardır ya. Fitne ya bu olmaz ya. Bunun da bir adab-ı maşereti olsun. Yapmayın kardeşim ayıp ya. Neden dün Özgür Özel'in açıklamalarıyla alakalı bir vatandaş olarak teşekkür ettim. İhtiyacımız olan. Hani diğer konularda tartışın, kavga edin. Ben hani şey yapmıyorum. Sendeki bunu yanlış, bu doğru. O diyor ki işte bu doğru, bu yanlış. Onları zaten insanlar da değerlendiriyor. Sağlamasını yapabilen yapıyor, yapamayan kendi kararını, kanaatini getiriyor. Evet. Ama ordu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasıyla alakalı asgari müşterek konular, işte halka şu, şimdi halk en mağdur kişi. Hepimiz değil mi? Öyle. Çoluğun çocuğun okul evet. Yok, o yok, iş yok canan, ekonomisi ha bir cendereden geçiyoruz yani. Bununla da alakalı böyle bir şey bulunmuş, edilmiş. Velev ki siyaseten sizlerin samimi şüpheleri varsa zaten şu imkan ve olanaklarınız var ki iletişim ilişkiyi kurarsınız, Sağlık Bakanı'na gidersiniz. Ya benim bak burada çok önemli, değerli bulduğumuz bir sağlık hocamız var. Onun şöyle kaygıları var. Nacizane onun bu sorularını yanıtlar mısın veya onu yaparsın ama halka kalkıp da böyle kafalı. Bak bana günde kaç tane mesaj geliyor. Abi olalım mı olmayalım mı öyle, ben nereden bileyim? Evet. Böyle bir, ama şunu biliyorum. Akıl var, mantık var, izan var. Bir devlet her kim olursa olsun. Hani o iktidarda hangi siyasi parti olursa olsun sonuçta bunlar bizim insanımız ya. Ne amaçlar halkı olabilir için, ki bizi mahvetti? Halkı için yani. Böyle bir riske girer mi arkadaşlar? Siz ne yapıyorsunuz ya? Bunu sadece da yapmayın bunu var. Yani. Sadece zihinlerimizi işte Sağlık Bakanımıza benim dediğimi demiş.
Ya bu kadar aşağılık mı izlemiş yani? Evet. E ben bunu 3 gün önce dedim size. Aynen. Yani bu hani mesela şunu diyebiliriz yani. Nur Tuğba bana kırılırsa benimle konuşmayabilir. Nur Tuğba bana kırılırsa bana bakmayabilir. Nur Tuğba bana kırılırsa çocuğuma tekme atar der. O ona da haksızlık oluyor. Evet. Ha, onu yapmaz abi kız da ya. Onu yapmayın yani. Bu karışıklığa izin vermememiz günah. Gerekiyor. Hepimize iş düşüyor. Ha, ya halk net bir şey beklerken bu kadar hassas bir konuda insanların canı söz konusu. Bunda bir konsensüsünüz olsun veya bir etiğiniz olsun. Etik. Deyin ki bu halk bizim, bu millet bizim. Hiçbir parti halkını birbirinden az ya da farklı düşünmez. Ben öyle görüyorum. Herkes, hepimiz birbirimizi seviyoruz. Sevmeliyiz çünkü. Ve sağlığımızı, birbirimizi daha çok düşünmeliyiz. Belli konularda hassasiyet ve kırmızı çizgilerimiz olsun. İlla kavga etmek istiyorsanız 1000 tane mevzuna başka saldırın birbirinize kardeşim ya. Burada söz konusu olan sağlık zaten. He. Çok daha ayrı bir konu. Şimdi dün CNN Türk'ün programında Profesör Doktor Mehmet Ceyhan böyle aniden rahatsızlandı. Mide kanaması geçirdiğine dair haberler vardı. Ama şöyle şimdi kulağıma söylediler. Umuyorum gerçek değildir ama yoğun bakıma kaldırıldığına dair bilgiler varmış. Şimdi arkadaşlarımız araştırıyorlar, hatta ulaşmaya çalışıyoruz. Umuyoruz öyle bir şey yoktur. Bir görüntüleri verelim, tekrarlatın diyelim. Evet, birazdan vereceğiz. Evet, arkadaşlarımız hazırlayacak çünkü meraklandırmamak için ve son dakika haberlerinin detayını ve net bilgisini aldıktan sonra paylaşmak istediğimiz için. Şimdi Başak Şengül'ün haber programında dün gece Mehmetçe birçok konukla birlikte katılan Mehmet Ceyhan hocamız, her şey normal gidiyor gibi gözüküyorken biz izleyicilere stüdyodaki söylemlerden ve tavırlardan fark ettiğimiz bir anormallik baş gösterdi. O arada yaklaşık 50 saniye veya 1 dakika bizim Mehmet Ceyhan hocayı görme şansımız oldu. Onda da şöyle, hocamıza cevap vermesi gereken bir soru soruluyor. Bundan mütevellit cevap gelmeyince Sayın Hulki Cevizoğlu tarafından soruluyor. Hani anlamlandırılamadığı için hocam cevap vermeyecekseniz ben sizin yanınıza geleyim sarılayım falan gibi böyle bir teşbih de espri de yapıyor. Sonra Başak Hanım giriyor hocam falan derken o sırada biz Mehmet Hoca'yı görüyoruz. Gördüğümüzde zaten adamın olağanüstü bir şey yaşadığı belli. Yutkunmakta zorlanıyor, ufak da bir öksürük tutuyor, rengi benzi atıyor, öyle denir hani toplum dilinde benzi kaçıyor. Peçeteye öksürüp bakıyor. Ondan sonra oradaki stüdyodan gelen ikazdan mütevellit fark ediliyor bir anormalite olduğu. Kamerayı hemen ondan çekiyorlar. Başak Hanım'ı gösteriyorlar. Ya ne oldu, bir şey mi oluyor, birisi gitsin haber versin falan derken hani ben olayı görüntülü anlatmış gibi detaylarıyla anlattım. İstersen izledim. Yani düşün, izlemeye bile gerek kalmadı herhalde. Ondan sonrası muamma, yani hocamızın nereye kaldırıldı, tanı ne, teşhis ne, neden mütevelli, ya en azından mesela yoğun bakımda ne oldu ile ilgili bir bilgi yok. Yoğun bakımda mesela neden, hani mide kanaması mı, kalp krizi mi, stenti mi vardı, şeker koması mı, şöyle, onlarla ilgili bilmiyoruz. Şöyle, Mehmet Hoca'nın eskilere dayalı bir mide rahatsızlığı varmış zaten. Mide ülseri yaşamış ama o anda da mide kanaması geçirdiğine dair bilgiler vardı. O görüntüleri izleyelim, sen anlatmış olsan da. Bir bakalım, üzerine son durumu paylaşacağız. Kızamık aşısı hep bugüne kadar önce büyüklerde mi denendi? Koronavirüsle ilgili önemli gelişmeleri anlatıp tüm Türkiye'yi bilgilendirirken rahatsızlandı. Ekran başındakileri korkuttu. İyi haberi CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova verdi. Kendinde sağlık durumu şu an gayet iyi, gayet de sakindi hoca. Hatta haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa gerek dedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, salgının başından bu yana 7/24 koronavirüse karşı en ön safta savaşan sağlık çalışanlarından biri. Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından olan Ceyhan, CNN Türk ekranlarındaki Akıl Çemberi programına konuk oldu. Ceyhan, Başak Şengül'ün sorularını yanıtlıyor, koronavirüsle ilgili önemli bilgiler aktarıyordu. Ancak CNN Türk Ankara stüdyosundan canlı yayına katılan Ceyhan kendini iyi hissetmedi. Bir süredir var olan bir mide rahatsızlığı varmış. Sabah saatlerinde de bazı sıkıntılar yaşamış. Yayın sırasında da nihayetinde hocayı iyice rahatsız etmiş vaziyette midesi. Ceyhan rahatsızlanınca hemen yayından ayrıldı. Hızla sağlık ekiplerine haber verildi. Çok hızlı hareket edildi zaten. Ambulans geldi. Sağlık Bakanlığı da devrede.
Şimdi ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülüyor Mehmet Ceyhan. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet Ceyhan Ankara'da görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi altına alındı. CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova, Profesör Mehmet Ceyhan'la ilgili sevindiren haberi de verdi. Hocanın sağlık durumu gayet iyi. Kendini şu an iyi hissediyor. Canla başla. Bu salgın sebebiyle toplumu bilinçlendirmek adına ne zaman rica etsek hem genetik olarak biz hem diğer kanallar ve medya organlarına bildiklerini anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Son durumu arkadaşlarım benimle paylaşır paylaşmaz söyleyeceğiz. Şimdi söyle Reyhancığım. Tamam. Tamam, şimdi hemen söylüyorum güzel haberi. Profesör Doktor Ateş Karay'la görüşmüş ekip arkadaşlarımız. Durumu gayet iyiymiş, serviste tedavisi devam ediyormuş, yoğun bakıma kaldırıldı ifadeleri gerçek dışı. Bunu söylemiş olalım. Tamam. Çok 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 geçmiş olsun. Yoğun bakıma da kaldırıldı, biz dedik bu arada. Öyle, hayır. bütün son ya, dakika eyvallah. Düştü, onun üzerine acaba mı deyip biz verdik. Şimdi benim en korktuğum şeydir biliyor musun? O yüzden hep... Hafızamda bizzat yaşadıklarım var. O yüzden sıklıkla hep söylerim. 5 dakika sonra ne olacağımız belli değil derim sıklıkla. Bir de gözümün önünde cereyan eden böyle. Mesela başta en bende iz bırakan Ebru Gündeş hadisesidir. Bir de benim tenis oynarken bir mekanda otururken yine bir yerde yemek yerken 3 arkadaşım rahmetli oldu. Kalp krizi. Biri beyin kanaması, ikisi kalp krizi. Gözümün önünde ben sohbet ederken yani o, hepimizin o yani bunları bildiğimiz şeyler ama melekemiz var ya unutuyoruz biz. Hafıza siliyor bizde. Onları unutmasak tabii, zaten. Tabii yok hayır. Zaten. Unutuyoruz yani. Hayır, onlar ne işe yarar? Ben demiyorum ki çok kötüyü düşünerek yaşa. Değil. Onlar aslında veli nimet. Neden? Ola ki dünyevi X bir konuyla alakalı farkında olmadan kendini kaptırdın ve hırslısın. Mesela döndün dedin ki diyelim. Öyle ya. Biri gaza getirdi alet ürünü. Neden bana zam olmuyor? Taktın da. Veya döndün. Neden ben bu evi alamıyorum? Veya döndün. İlle de ben bu arabayı alacağım. Taktın veya bunlara. Bir şey yani. Hani dünyevi şeylerle alakalı. Ölüm var onu hatırlaman iyi olur. O zaman işe yarıyor. Hani bazı malzemeler vardır ya temizlik malzemesi. Temizken kullanır mısın onu? Yok canım. Pislenince kullanırsın. Bu tip tecrübeleri hafızanda tutman, doğru zamanda kullandığın zaman panzehir gibi rahatlarsın. Şöyle diyorsun. Her şey nasip etme, kısmet. Cenab-ı Allah. Benim sağlığım var. Bak huzurum var. Hamdolsun. Ha olursa onu da alır bunu da diyebiliyor musun diye. Ben hep şunu derim. Arkadaşlar hiçbirimizin 5 dakika sonra ne olacağı belli değil. Şimdi biz bu bir kendimiziz. Al işte Mehmet Hoca yayında konuşuyor. Kendini iyi hissetmese yayına çıkar mı ya bir adam? Çıkmaz değil mi? Ama işte vücudumuzda milyonlarca kılcal damar binden metrelerce oradan binicik bir pırtı atıyor hop gidiyorsun. Artı bir de ne var? Sevdiğin birçok insan var değil mi? Tabii canım. Ha. Bir telefon Nur Tuba'cığım. Ki çok yaşadım maalesef. Bir telefon. Her kimyan bozulur. Bilmem kim trafik kazası geçirdi derler. Senin aklına ne ev gelir tabii ne alay. Ama o zaman böyle işte o hırslarını törpüle. Hani öğretisi o anlamda var. Unutmadan da. Ben hep onu derim. Aman Allah, hiç Cenab-ı Allah hamdolsun milyonlarca defa verdiklerine yaşattığı her şeye beterim beteri var yaşamda. Bugün buradayım Allah'ım sen beni ya Rabbim kibirli kılma. Sen beni dünyevi hırslardan arındır. İçimden senin varlığını eksik etme ya Rabbim. Her zaman yetinebilme melekesini bana nasip et. Niye? 5 dakika sonra ne olacağımız belli değil. Yani. Bugün yaşayan kaç milyon insan var diyorlar? 7,5 milyon. Şöyle hesap yapayım sana. Şu an bu dünyada yeryüzünde gördüğün insanlar var ya. 60 sene sonra yok. Yok canım. Yenileri var. Şimdi bu kadar yok. Net bildiğim bir şeyle alakalı hep onu diyorum. Bu samimi ama. Öyle yalandan değil yani. Samimi hissedip yaşarsan vallahi de billahi de mutlu ve huzurlu oluyorsun. Mutluluk, hocamıza tekrar formülen. Geçmiş olsun. Çok 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 geçmiş olsun. Ha, hangimiz, İlk günden bu yana inşallah sağ olsun. Bir an önce de sağlığına kavuşmuş. Amin. Yine o değerli kıymetli görüşleriyle birlikte bizleri aydınlatır. Görmeyi en kısa zamanda nasip eder Allah.
ailesine de geçmiş olsun. Selam saygılarımızı iletelim. Bizim için çok kıymetli isimlerden bir tanesi, söylemeye gerek bile yok. Çok 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 geçmiş olsun. Şimdi biz bu kadar koronavirüs gündemiyle baş etmeye çalışırken eğlence mekanları bunlar için yeni formüller bulmuşlar. Herkesin kafası farklı çalışıyor tabii ki. Bakın ne? Eğlence nasıl eve taşınıyor? Fiyatlar neler? Hadi, hadi, hadi. Biz eve geliyoruz yani. Bildiğiniz eve sistem kuruyoruz. Anladım. DJ seti, müzik seti. Evet. Her şey dahil 10 bin lira. Eğlence mekanları salgın nedeniyle kapatıldı ama mekan sahipleri vur patlasın çal oynasın eğlencesini evlere taşıdı. Sonuçta pandemi dönemindeyiz. Göz göre göre kalabalık yapmanın bir anlamı var mı anlar? Eğer o risk gözetimini saptarsak zaten biz bu işi yapmayız. Bastak'ta bir eğlence mekanı pandemi dönemini fırsata çevirdi. Siz gelemezseniz biz geliriz sizi eğlendiririz ilanıyla müzikle eğlenceyi evlere taşıdı. Evim 2+1. Ama 10 kişi evet, olacak. Minimum 10 bin lira mı? Evet, 10 bin liradan başlıyor 10 kişilik eğlencemiz. Ev partisinde müşterilere 3 farklı paket sunuldu. 10 kişilik grup için her şey dahil 10 bin lira, 20 kişi için 17 bin 500 lira, 30 kişi için ise 25 bin liraydı. İşte 10 kişilik eğlence paketinin ayrıntıları. DJ'imizi gönderiyoruz size. DJ seti gönderiyoruz. Menümüzü, yiyeceklerimizin hepsini A'dan Z'ye 10 kişinin gayet birim bir şekilde doyabileceği şekilde bir porsiyon hazırlıyoruz sizlere. 10 kişilik bir arkadaş grubu toplandı. Aralarında bir tane pozitif varsa bu defa eğlenirken herkes bir anda pozitif olmuş olacak. Beyefendi zaten bunu siz talep ediyorsunuz. Yani tabii ki biz bunları biliyoruz ama zaten biz eğer bu durum olmazsa yani sağlık koşulları çerçevesi içerisinde neyse prosedür bunu uygulamak zorundayız. Eğer bir evde 5 kişinin olması yasaksa tabii ki biz zaten bunu yapmıyoruz. İşletmeci henüz evde bir eğlence yapmadık diye kendisini savundu ama ilanları işletmenin hesabında haftalardır duruyordu. Sondaki Karabiberim şarkısıyla programımıza devam ediyoruz. İbrahim Konar bu arada muhabirimizin adını da söylemiş olalım. Emeğine sağlık. İbrahim 90 artıda yakayı ele vermiş. O soruyu da patlatmış onu. Bir kere bu eğlenceyi ilandan telefon açarak talep eden insan zaten kalkıp ya koronavirüs ne olacak o kaideler kurallar dedi ama uyanmış mevzuyu. O da anında uyanıyor ha diyor beni ya haberci arıyor ya birisi arıyor. Yakalandım peki buradan nasıl geri vites yapabilirim? Beyefendi tabii talep eden sizsiniz diyor. Orada bunu sinek ikili yapıyor onu. Sonra da dönüyor diyor ki tabii ki kurallara uyuyor. Ya şimdi bak ben onu söyleyeyim tuz kokmuş kardeşim yani. İnsanlardan artık hani herhangi bir şey beklemeyin bu konuyla ilgili. İlan veriyor ya. Tabii canım apaçık sen zaten ortada. Hani atıyorum bu bir muhite gidersin de gizli saklı derim ki mesela Barış baba aklında bulunsun. Ben eğlence yapıyorum hani kırışırız. 10 diyorum 12 desen 2'yi sen al onu bana ver baba. DJ her şey falan ona giderler o emin olduğu insanlara yayar. Bu nedir? Gizli bir organizasyon. Hani yakalanma ihtimali daha zor. Hayır. Yani yasayı yasakları delme şekli budur. 1000 yıldır model budur gizli saklı falan. Bu ilan veriyor zaten. Uçmuş yani. Rakam ya. Yani bildiğin ilan veriyor ya. 10 kişi de 10 bin. Onu ne arıyorsun ki zaten? Kadar. İlan onu hani adam bunu gizli saklı yapmıyor ki yani. Sen hani devletin, insanlar hani burada felsefe yapıyoruz ya sakın çıkmayın. İnsanların hayatı falan. Onu hiç, o yok yok burada değil o. Baba diyor eğlence diyor 10 bin lira diyor. Bitmiş yani. Evet gerçekten bitmiş. O yüzden ben hep diyorum ki hani burada yalandan güzellemelerle arkadaşlar lütfen yapmayalım falan filan deme boyutunu geçti bu. Yani o geç. Yazık mesela ben Sağlık Bakanı'na çok üzülüyorum. Her gün açıklama. Her gün aynı şeyleri söylüyor zaten. Farklı bir şey söylemiyor adam. Mümkün olduğunca vicdan, nezaket çerçevesi içerisinde işte sayıları vermekle birlikte nasıl bundan korunmamız gerektiğini falan mümkün değil bir etki olma ihtimali sıfır. Devletin otoritesi işte böyle yasak masak olacak ve anca öyle bunu minimize etme. Bak yok ya bir tane yolu vardı yöntemi. Hamdolsun Allah ya Rabbim hepimiz dua ediyorduk. Çaresi bulunsun, bulundu. Onunla ilan veriyor diyorum sana ya. Bak, partilerden çıkan kızlara mikrofon tutuyorlar dedim. Ne diyorlardı? Harika ilan. Eğlendik siz de. Peki utanmıyor musunuz? Siz de buyurun diyor. Evet. Onunla nasıl baş edelim? Mümkün değil. Onlar ne rakamları takarlar, ne yasakları takarlar, bak, hiçbir şeye takmıyorlar. Nurtuğba'cığım,
Burnun karıştırılıyor değil mi kızım? Evet, karıştırılıyor. Ekranda parmağını buraya sokar mısın? Sokuyor ya. Evet. Ah. Ve şöyle yapıyor düşün. Yakınımı benim alır mısın diyor. Yakınında sokuyor gibi düşün. Artık iş bitmiş yani. Hani sen diyorsun ya, yok işte koronavirüs kapsamında yasaklara uyalım falan. Adam iyi parti ilanı veriyor yahu. Apaçık, ortada, yer belli, İlan. Her şey ortada. Aynen, her şey ortada, her şey ortada. Ne ya diyelim? Ne yapabilirsin arkadaş? Ne bitmiş iş yani. Şimdi kadın cinayetlerini maalesef her gün biz bu masada konuşmak zorunda kalıyoruz. Bugün de vereceğiz. Ama şöyle, hala sonucu belli olmayan bir dava var. Aleyna Çakır davası. Bunun da baş şüphelisi var, Ümitcan Uygun, biliyorsun. Ümitcan Uygun'un yaptığı canlı yayını bazı kadın takipçileri de izledi. Yaptığı yorumlar, destekleri gerçekten akla zarar diyeceğim. Ama neler yaşandığını sizlerin de daha net bilmesi adına ekrana taşımak istiyoruz. Ardından konuşacağız. Baş şüpheli olması unutuldu. Yorumlar çileden çıkarttı. 21 yaşındaki Aleyna Çakır Ankara'da bir evde ölü bulunmuş. Baygın şekilde yattığı görüntülerse gündeme bomba gibi düşmüştü. Çakır'ın ölüm sebebi henüz netlik kazanmamışken soruşturma zanlısı Ümitcan Uygun'un annesinin de boş bir arazide cansız bedenine ulaşılmıştı. Buyurun. Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz. İntihal uyandıran olayların yankıları sürerken baş şüpheli Ümitcan Uygun durmadı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında akıl almaz sözler sarf etti. İşte benim aklımda kötü yazan arkadaşlar sinirini de sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz durun. Kafayı vurdun, anladın mı? Delirin böyle, kafayı yiyin, kafanız duvardan duvara vurun. Yani. Ardından skandal yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Ama bu kez şaşırtan takipçilerinden gelen yorumlar oldu. Yazılanlar ne akla ne de vicdana sığdı. Ay bak ne olmuş yani. Çalışma. Bir yakalım. Beyza ailemizde kimdi o? Bir alem adım var o. Yayına gelmek isteyenler, istek alsınlar bana. Şüpheli bir şekilde vefat eden Aleyna Çakır'ın davasını hatırlatanlar dışında öyle yorumlar vardı ki kan dondurdu. Uygun'a sevgi dolu mesajlar gönderildi. Bu yorumları takma, adam, Ümit, çok iyi birine benziyorsun şeklinde yorumlar yapıldı. Ümitcan Uygun'un cinayetteki baş şüpheli olmasına rağmen sarf ettiği sözler ve rahat tavırları herkesi çileden çıkardı. İltifat dolu sözler geldi, beğeniler geldi. Özellikle kadınlardan ki bu dava devam ediyor. Dava devam ediyor ki çok karışık bir dava. Annesi ölü bulundu, intihar mı etti, ölü mü bulundu, öldürüldü mü, kim tarafından öldürüldü gibi sorular hala cevabını bulamamışken canlı yayın açıyor, bin küsür kişi izliyor ve bravo sana, sen bir tanesin falan, çiçekler böcekler. Sıklıkla gördüğümüz şeyler. Ben çok görüyorum böyle şey. Siz şaşırıyor musunuz buna? Ben çok görüyorum. Sinir böyle. Oluyorum diyebilirim. Sinir oldu, ol. Sinir ola ola yaşa işte. Yapacak bir şey. Böyle yani ben hani diyoruz ya ahir zaman alametleri. Nedir? Doğru yanlış bitti. O iş bitti arkadaş. Şimdi konudan konuya geçeyim olacağım hani geneli izah etme çabası içerisindeyim. Şimdi Nusret Kandil günü kalkıyor, edep yerini gösteren bir video koyuyor. Yaklaşık 30 bin yoruma giriyorsun. Bunun %60'ı güzelleyip gülüyor. %100 fitursuz, gayri ahlaki kabul edilebilir söylem ve hal tavırlar içerisinde olan insanların milyon takipçisi var mı? Var mı? He? Var var. Var. Şimdi bunları biliyoruz. Bunları zaten anlamlandıramıyoruz. Zaman zaman yalandan senede 2 gün, 3 gün gündem olup belli köşe yazarları veya belli haber programlarında bunlar konu edilip aynı hayvan hakları ile ilgili veya kadına şiddetiyle alakalı gündem yapılıp sanki yeni o gün keşfetmişler gibi konuşuluyor. İşte oturuyorlar, neden böyle o falan filan, sonra unutuluyor, o sıradanlaşıyor, o gidiyor. Dedim yani mesela tepki denen müessese yok çünkü etkisi yok. Mesela tepki bunu verdik bitiyor. Diyelim tamam mesela. Ya kardeşim kadına şiddet uygulamış bir evladımızı alenen darp etmiş, fitursuzluk yapmış bir insan hali hazırda yargılanırken şu hal ve tutumlarına bakın. Hani bu zaten bunları bilmiyor olsak bile bu adamın canlı yayına bağlanıp
nasıl güzelleme yaparsınız falan. Yani normalini anlıyor. Yok arkadaş, yaparlar gider. Mesela Allah korusun bana adamsın falan dendiği zaman ben o neredeyse artık hakaret olarak algılamaya var. Çünkü herkes herkese bunu duyuyor zaten. Adamsın. Bir evet. Kıymet harbiyesi yok ki. Mesela sen, sana bir iltifattan memnun oluyorsundur illaki. Yani birçok iltifat modeli var ama seni en etkileyenlerden bir tanesi vardır. Mesela sana en aykırı gelen, sen aman abi beni bununla da herhalde biri tutmuyorlardır dediğine de onu diyorlar. Diyorlar. O zaman o güzellemenin de içi boş olduğu için hiçbir anlam ifade etmiyor. İltifatın da anlamı kalmadı artık. Hani iyi vicdan sahibi insanlar yalnızlaştı derken bu kadar yanlış hal, tavır, söylem, eylemler içerisinde insanlar artık şaşkınlıkta aman abi ben kendimi koruyayım, kollayayım, konuşmayayım, susayım, fazla cümle kurmadan az kelimelerle, az cümleyle, az insanla hayatımı idame ettireyim moduna girdi. Mecburen. Anormallikler de hiçbir tepkiyle karşılaşmayıp üstüne üstlük menfaat de çıkarım yani kazanım sağlamaya başlayınca iyice mütecaviz oldular. O yüzden biz yanlış, fitursuz, negatif olanları sıklıkla göz önünde ve sanki bir şeyleri maddi manevi kazanıyor gibi görüp ya bu nasıl hak adalet der olduk. Çünkü bizler tepki olarak kendimizi korumak için kabuğumuza çekiliyoruz. Sağduyulu, vicdan ve izan sahibi insanlar. Diğerleri. Diğer %100 yanlış kabul edilebilir insanların yaptığı fitursuzlukların karşılık görmemesi onları o kadar mütecaviz yapıyor ki yaptıklarını katlayarak fazla fazla yapıyorlar ve bundan da işte yani gelir derken para kazanıyorlar. Popülariteleri artıyor. Evet. Sosyal medya üzerinde takipçiler artıyor ve bu da onlara kazanıyor gibi gösteriyor. O zaman da senin toplumun yozlaşıyor oluyor işte. Onu söylüyorum ben. Bunun önüne geçiyor olamıyor. Mesela ben diyorum ki ya diyorum ben bir kusur kabahat işlersem Allah korusun önce rezil olurum diye utanıyorum. Normal öyle olarak. Bir müessese var unuttuk ama. Rezillik diye bir şey vardı işte bir ben zaman. Ben de var hala utanıyorum, utancım var çünkü. Fakat sonra da diyorum beni bulurlar bunun hesabı sorulur. Fakat ben böyle bir dünyada buna inanarak yaşarken o kadar şeyin karşılığı olmadığını programım gereği görüyorum ki mesela nasıl olur arkadaş bir kere adamın şu anda burada yaptığı yayın suç ki. Tehdit, küfür, şantaj yok yok. Peki ilk defa mı görüyoruz? Ana. Hayır canım. Oo, 1.252.844 defa. Ya bu adamın yani bu Ümitcan Uygun'un yaptığı zaten doğru değil de oradaki kızım, insanların da mesela hemcinslerimin de böyle kızına, şey yapması. O hanıma uyguladığı şiddeti biz burada görmedik mi haber vermedin mi? Adam bir de yaptığınla övünmedi mi? Şu kız şu haldeyken ekrana çıkıp ya öyle yaparsan böyle olur demedi mi? Evet ben bu ya zaten onu tartışmıyorum. Hayır, sadece bir tanesi. Buna kadın bağlanıyor ve diyor ki adamsın diyor. İşte burada. Ben daha ne diyeyim daha onu anlatıyorum işte sana. Tuz kokmuş. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun. Mutsuzum ha. Çünkü işte mutsuzum. Geçmiş çünkü. Olsun. Gerçekten. Sen ne konuşuyorsun? Allah korusun. Şimdi ben vicdan sahibi, onurlu, haysiyetli, şerefli insanı hiçbir şey ayırt etmeksizin seven, empati yapan insanlara üzülüyorum. Yani çünkü elinde değil ya o otokontrole denk geldin ne yapacaksın şimdi? Seni de yakıyor. Maalesef yakıyor canım. Ha, seni yakıyor bak. Ya buna musallat oluyorsun sana zarar veriyor sağlığına. Buyurun bedavadan veya sen ona zarar veriyorsun cezaevine giriyorsun. Aynen. Bu adalet mi şimdi? Bu adalet mi? Arındırın. Arındırın kardeşim ya. Yani iyi insanların suçu iyi olmak mı olmalı yani? Hani bu bir hak adalet varsa toplumunda yasaya hukuka saygılı. Birlikte yaşadığı insanların tamamına saygılı, empati yapan, değer yargıları olan, utanması olan insanları nasıl koruyacaksın? Bu senin ödevin ve görevin, devletin birinci görevi zaten. Ha şimdi sen bunları zaten mağdurken 1000 kat daha mağdur oluyorsun bu tip insanları dışarıda tuttukça. Çünkü o serseri mayın gibi kime denk gelir bilemez. Şey şimdi bir şey soracağım sana. 3 gün sonra sen şimdi bu çocuk bir suç işleyip de
haberleştirdiği zaman şaşırıp böyle mi yapacaksın şimdi? Asla şaşırma. Evet sevgili seyirciler, şu anda size bir son dakika haberi veriyorum. Daha önce işte şuna şiddet uygulayan ve akabinde de bundan 3 gün önce verdiğimiz canlı telefon bağlantısına kadınlara şu tehdidi savuran, bunu yapan kişi biliyor musunuz ne yaptı mı diyeceksin. İşte ben yıldım. Bu ne ya? Kader mi bu ya? Hani şey gibi, yarın perşembe değil mi? Bugün çünkü çarşamba gibi oldu bu. Maalesef. Ya bu adamın suç işlememe ihtimalinde, yani bu bir insanın zihnine hakaret zaten. Adam o yaptıklarından mütevellit dışarıda hala olduğu için o yüzden de tehdit de ediyor. Ne tabii diyor işte? Böbürleniyor. Gelirim diyor, alırım diyor, seni ne yaparım diyor falan filan yani. Siz daha kudurun, ben dışarıdayım, şimdi bu bana gelecek. Olun. Şimdi ben sana söyleyeyim, atıyorum. Şimdi bana gelecek, ben de buna değer mi zarar ver. Beni bana işlem mi yapacaksın şimdi ya? Maalesef öyle. Bu adalet mi oluyor o zaman? Değil ama maalesef öyle. Ah bakalım izleyicilerimiz neler yazmış. Mutsuzum çünkü etiketiyle. Şenur Hanım yazmış. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Korona bitsin artık, çok bunaldım. Kadına, çocuklara, hayvanlara eziyet edilmeye devam edilirse hayat kötü olmaya ve mutsuz olmaya devam ederiz demiş. Hasan Başgüden yazmış. Bir kere yanlış trene bindiyseniz koridordan ters tarafa yürümenin hiçbir faydası yoktur. Mutsuzluğunuzdan şikayet ediyorsunuz. Başkalarının mutsuzluklarınızı bir bilseniz halinize şükredersiniz. Mutsuz olmak için o kadar sebep varken mutlu olmak için bahaneler arayın demiş. Bulabilirseniz ne ya mutlu. Bu şu zor ama hani insanların tamamı için hani hayatın kendisinin getirdiği zorluklar asgari müşterekte öngörülebilir, kestirilebilir ve biz artık sıradanlaştırmıştık. Nedir o? Ekonomik zorluklar, standartsızlıklar, işte trafik, gelir adaletsizlikleri, savaşlar, bölgesel savaşlar, terör. Bunlar hani bizim insanla birlikte yaşamaya alıştığımız. Evet. Ama salgınla birlikte hiç hesapta olmayan bir görmüyoruz ki bu nerede? Soluduğumuzda gelebiliyormuş şöyle bir şey. Yok damlacık mamlacık. Artı bir de kendimizi korumak için 150-200 yıldan beri yaptığımız, yaşantımız olarak tarif edilen tüm alışkanlıklarımızdan vazgeçtik. Biz bir nebze olsa rahatlatan her şeyden de vazgeçtiğimiz için artık herkes böyle. Şimdi bütün iş yerlerine bakıyorum. Bizde çalışan kızlar falan bir alanda çocuklar duruyor. Burada anneler çalışıyor. Öyle şimdi böyle bir şey hiç aklınıza gelebilir mi? Bütün çocuklar iş yerlerinde. Evet. Çünkü bırakacak kimse olmayınca ne yapacak kadın çocuğunu? Bütün okullar kapalı çünkü. Şimdi, resmi özel hepsi kapalı. Yıpratıyor insanlar, bunaldı. Bunaldı. Şu an bunalmadım diyen zaten olabileceğini düşünmüyorum ben. 9 ay geçirdik bunaldı. Artık. Umuyorum az kaldı. Yani aşıları zaten konuşuyoruz. Az kaldı. Bir Gamze Hanım'ın da tweetini okuyup devam edeceğim. Mutsuzum çünkü arkadaşlarımı özledim. Ailemi özledim. Dostlarımla kucaklaşmayı, sarılmayı çok özledim. Bitsin artık şu virüs demiş. Hepimizin duygularına tercüman oldunuz. Umuyoruz en kısa zamanda diyelim. Şimdi koronavirüs gündeminden maalesef vazgeçemediğimiz, yıllardır konuştuğumuz bir konuya daha geçiyoruz. Kadın cinayetleri. Bu kez Mersin'de vahşice bir kadın öldürüldü. Üstüne üstlük yapan kişi de belli. Detaylar haberimizde. Öldürdü, günlerce cansız bedenin başında bekledi. Vahşet bitmek bilmedi. Yine bir kadın hayattan koparıldı. Yürek yakan olayın yaşandığı yer bu kez Mersin oldu. Her şey site sakinlerinin bir daireden kötü kokuların geldiğini anlamasıyla başladı. Durumda bir gariplik sezen vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Kokunun geldiği daireyi tespit eden ekiplerin kapıyı kırmasıyla acı gerçek ortaya çıktı. Yerde yatan kadının cansız bedeni ve bedenin başında bekleyen şüpheliyle karşılaştı. Olay hakkında soruşturma devam ederken öğrenilen bir detay kan dondurdu. Cinayeti işleyen zanlının 2 gün boyunca öldürdüğü Tüba Ateş'le aynı evde kaldığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Bu arada daha önce onlarca kez tartışmışlar. Hep komşuları bu durumu biliyorlarmış. Komşularına da sordukları zaman olabilecek bir şeydi demişler. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.
İki gün boyunca cesedin başında bekleyen bir cani daha. Bitiyorlar mı, bitmiyorlar? Ya onların yöntemleri. Yani farklı. Kesen, affedersin, öldürdüğü kişiyle cinsel ilişkiye giren. Yani sen o artık hani zaten o caniliğin kategorisini katmanını merak ediyorsan onun zaten hani 1 milyon çeşidi var. Yani o hanımlarımıza, kadınlarımıza hani bu cinayetler sıklıkla geldikçe nacizane biz nasıl bir faydamız olabilir diye düşündüğümde öneri bu tip haberlerle ilgili alışılagelmişin dışında değilse işte hep onu söylediklerimizi söylüyoruz. İşte sen dün İçişleri Bakanlığımızın uygulaması yeni onu KADES'i söyledin. İşte ben mümkün olduğunca şiddet eğilimli birlikte olduğunuz insanlar varsa buluşmayın. Aynı yerde durmayın. Hele hele inat ve ısrar ediyorlarsa bir sorun da yaşadıysanız bir araya gelmeyin. Ha, öncesinde seçme şansınız varken şiddete eğilimli ve meyilli ile ilgili iyi araştırın. Böyle bir durum varsa muhakkak tasarrufta bulunun. Çünkü onun sizi bulmama ihtimali yok gibi tavsiyelerde bulunuyoruz. Onun dışında bir çözüm yok. Maalesef yok. Maalesef yok. Yani bitecek mi? Bitmiyorlar da maalesef. Mutsuzum çünkü etiketine bakıyorum hemen. Ezgi Nur Yeni Türk yazmış. Mutsuzum çünkü katillerle, vicdansızlarla bir arada yaşıyoruz demiş. Bunu düşünmek işte çok kötü. Yani hani bizim anlatıyorum işte. Yani bu güvensiz ortam çok çok kötü bir şey. Hepimizi çok etkiler. Az önce senin anlattığının örneği. Dur, bak, böyle hissetmek çok kötü. Ailelerimiz var. Şimdi ben sana bakıyorum. Kedi gibi bir kızsın. Hiç kimseye bir zararın yok. Sabah namazı kalkarsın. Biz bir gün tebessüm etmediğini görmedim. İşini yaparsın, vergini verirsin. Hiçbir insanı kırmazsın. Evine gidiyorsun. Çocukların birini emzirirsin, birini okul işte bilmem ne. Kocana eşlik yaparsın. Bir yardım, bir şey olduğu zaman halkın tüm hassasiyetlerine saygın var. Elinden gelen en iyi şeyi yapmaya çalışır. Karıncayı incitmezsin. Hayır şimdi. Ama senin gibi çok insan var. Onları nasıl koruyacağız? Bunların suçu iyi olmak mı diyorum? Bunları gereğini yapmasan ona ya markette denk gelecek, ya trafikte denk gelecek, ya sinemada denk gelecek, ya toplu taşımada denk gelecek. Bunu katledecek bu. Evet. Peki nedir diyorum, bu nasıl bir adalet? Öyle şey olur mu? Benim isyanım ona. Çok güzel bir isyan, haklı bir isyan daha doğrusu. Öyle bir şey olur mu? Olmaması lazım. Ya şimdi bu adamın ne olduğunu anlamıyor muyuz daha? Hani daha bu hayırdır daha yani. İşte diyorsun ya, sokakta orada burada karşımıza çıkıyor diye. Sıradaki haberimiz de öyle bir haber. Sokakta yanından, sağından, solundan geçenleri taciz ediyor. Sonrasında yaptığına inanamayacağız. Birlikte izleyelim. İşine gelmeyince ne gördü ne duydu. Utanmadı, sıkılmadı, defalarca taciz etti. Kendini aklamak için yaptığı hareket sinirleri bir kez daha gerdi. Olay Bursa'nın en işlek caddelerinden birinde yaşandı. İddiaya göre tacizci yol boyunca önüne gelen kadınlara çarpıyormuş gibi yaptı ama asıl amacı taciz etmekti. Örneğin ben buraya kadar takip ettim. Bir sürü kıza bu şekilde çarptı, dokundu, elledi. Bir tanesini çekebildim, diğerlerinde fark etti, beni yakalayamadım ama... Yaptıklarının ardı arkası kesilmedi. Yanında erkek arkadaşı bulunan bir kadına yaklaşınca da yakayı ele verdi. Durumu fark eden genç tacizciyi darp etti. Darp edildiği için baygınlık geçiren tacizci karşısında ekipleri görünce ne diyeceğini şaşırdı. Sunduğu bahaneyle çileden çıkardı. Kendinde olmadığını söyleyerek herkesten özür dileyen şüphelinin oyunculuğu bir işe yaramadı. Şikayet üzerine gözaltına alındı. Yaşanan çirkin olayı kayda alan şahıssa uzun süre takip ettim. Ondan fazla kadını taciz etti sözlerine yer verdi. Bir sürü kıza bu şekilde çarptı, dokundu, elledi. Bir tanesini çekebildim, diğerlerinde fark etti, beni yakalayamadım. Yaparken gayet kafası yerinde maşallah. Ya böyle size anlatmıyor muyum kardeşim? Yürürken saldırırlar demiyor muyum size? Demiyor muyum burada? Al işte bu seni, ya şey, bunu da unutma ama. Bunlar hep centikat. Bak şimdi. Bunu diyelim bıraktın. Şimdi bak bu nasıl? Bu olay şu. Adam... Akıl almaz boyutta. Psikolojisi bozuk zaten bunun. Belli evet. Yaptıkları çok aleni fütursuzca hani ortalıkta. Bir genç delikanlıya denk geliyor. Darp diyoruz. Onu da görmüyoruz. Zaten öyle bir telafisi mümkün bir darp da almamış. Kalktı işte polise. Şimdi bak bunu bıraktın diyelim. Tamam. Bunu bıraktın. Ki bırakılacak bu. Onu söyleyeyim sana. Bence de maalesef. Tabii tabii. Bırakılacak.
Şimdi bizim ekranlardan izleyen yüz binlerce hanımefendi var. Biz toplum olarak bir kere kendi gerçeğimizi bilelim. Biz temel değerler üzerinde asgari müşterekte o kültürü çok eskiden beri yaşayan bir toplumuz. Anamız, bacımız, kızımız, kız kardeşimiz namus meselemiz. Biz öyleyiz yani. Bir adama denk geldi. Adam bunu bayılttı, öldürdü. Ama adamın o anki niyeti şuydu. Sen karısısın Nurtuba. Senin annene gidiyorlar ziyarete. Ya Nurtuba, annen de şurada baklava sever dedi. Gittiniz. Baklava yaptırdınız. Hatta Arden'e de dedin ki sen ver. İşte babaannene bunu seviyor. Aman dediniz bir de geç de kalmayalım. Sabah benim yayınım var falan. Şimdi buna ne diyoruz? Biz normal bir karı koca çift. Normal ailevi, hiçbir plan, negatifle ilgili hiçbir plan, hiçbir şeyleri yok. Bak anneye gidecek, baklava verecek, çocuğuyla beraber erken falan. Evet, dönecek. Bu denk geliyor, senin kocan katil oluyor. Bu nasıl adalet? Bu nasıl adalet? Bunları bırakmak, mayın bırakıyorsun işte. Toplumun içine iyi insanlara mayın bırakıyorsun. Şunu kabul edebiliyorum, öngörülemez suçlar var o zaten hayatın doğal akışı içerisinde. Normal sandığın insanların da anormallikleri neticesinde ortaya çıkan öngörülemez suçlar var, ona bir şey demiyorum. Ama net herif psikopat ya, manyak, bağırıyor, haykırıyor yani. Neymiş hukuk işte orada, ama biz ne yapalım, yasada öyle olmadığı için bıraktık. O şu demek, iyi insanlar size artık nasıl hani öyle Allah'a emanet denk... Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu adam çıktığının ikinci günü %100 mu yaptığını yapacak. Yapar. Bir adama denk gelecek, o adamı veya o kadını yakacak veya birinin çocuğunu yakacak. Yakacak. %100 yapacak bunu ama. %100. %100 de bırakılacak zaten orası da. O zaman toplumun genelinde bu çaresizlik isyan raddesine gelip kendi çözümünü şöyle üretir hale dönüyorsun sen. Ya hiçbir şeyden dolayı umut ve ümidin kalmadığı için yalnızlaşıyorsun. O çok kötü. Kabuğuna kapa. Çünkü başka seni şartlar ona itiyor. Veya anormal isyankar, hiçbir şeye inancı kalmayan bir insana dönüşüyorsun. Ama ne olursa olsun diye. Ya yok hayır. İsyan, hiç inancı. Mesela Dürtüba diyor ki vallahi billahi ben Antepliyim, değildir diyorsun. Evet. Çünkü inancın yaşamdaki hiçbir şeye karşı kalmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olmamalı ama biter mi? Bitmez bence. Yine maalesef. Şimdi daha önce de sıklıkla şiddet haberlerini verdik. Bu kez şiddet kargom neden gelmedi diye yaşandı. İzleyelim, birlikte üzerine konuşacağız. Eve gelmeyen kargo çileden çıkardı. İki saldırgan postaneyi bastı. Üç görevliyi tekme tokat dövdü. Güvenlik kameraları görüntülerinin adresi Esenyurt'ta bir postane. Bu iki saldırgan kargolarının eve teslim edilmediğini iddia etti. İkisinin de gözü dönmüştü. İçeri girip görevlilerle tartıştılar. O tartışma dışarıda da devam etti. Üç çalışan araya girdi. Onlar da tekme tokat dayak yedi. Hastanenin kepenkleri kapandı, kadınlar da araya girdi, çalışanları dayaktan kurtardı. Hastane çalışanlarını döven saldırganlar kaçtı, polis peşlerinde. Kargoları gelmedi diye. Esenyurt'la alakalı çok farklı bir tedbir ve güvenlik yöntemi ve oralardaki görev yapan polis, bekçi, kolluk kuvvetleri arkadaşlarımıza ayrıcalıklı imkanlar tanınması gerekiyor. Ve kadro olarak da yani bir Etiler'deki, bir Yeşilyurt'taki, Yeşilköy'deki anlayışı orada, orada da bu, burada da bu denmemeli. Erken emekli bile olabilirler bence. Ya, hayır, onlara o teçhizatını ona göre vereceksin, kadroyu onunla göre kalabalık yapacaksın, istihbaratı onu falan muhakkak da yapıyorlardır. Ama Rodin'in kulakları çınlasın benim ortağımın. Abi diyor Esenyurt'u çevir. İstanbul'daki diyor suç oranının %60-70'i biter diyor. Bu bir de sadece bize yansıyanlar. Allah bilir başka neler oluyor. Onları hiç bilmiyoruz. Birkaç... tamam.
Dün konuşulan ve merak edilen sevgili Hakan Ural ve sevgili yarım tişörtü diye fotoğraf paylaşmışlar. Şunu söyleyeyim. Reklama gideceğiz birazdan. Ondan sonra verelim. Reklamlardan sonra. Şeyi veremiyoruz. Görüntüyü hazırlamıştık. Birisi böyle atmaca gibi telif merif deyip duruyormuş. Aa, bedava, öyle mi? Tüh, vereceğiz zannediyordum ya. Ya telif diye. Ay biz hazırladık, verecektik. Hatta ben onun üzerine bayağı da geyik yaparız güleriz dedim. Fotoğraf verebiliriz ama herhalde. Fotoğraf veremez miyiz? Veririz. Bedavadan para vermeyelim kimseye ama şimdi burada güleceğiz diye. Onu hallederler reklam arasında. Sayın yapımcımızın cebinden para çıkmasın. Selam olsun Hülya Hanım'a. Senur Hanım yazmış. Hiçbir şey yolunda gitmiyor artık demiş. Hemen birkaç tane daha okuyayım. Ceyda Hanım yazmış. Kötülük yapıyoruz. Oysa el ele verip herkesin mutlu yaşaması için çaba sarf etmeliyiz demiş. Jokella yazmış. İyiler azaldıkça kötüler ve benciller çoğalıyor demiş. Gülistan Korucu yazmış. Oğlum çok kötü bir dünyada büyüyecek, çok üzülüyorum demiş. Çocukların durumu sıkıntılı. Ha, madem bu kadar düşünüyoruz bir şey yapalım. Birlik olalım. Benim hani tavsiyem birlik olalım. Yasalar çerçevesinde, mantık çerçevesinde, vicdan çerçevesinde tepki etkileşene kadar yapalım. Elimizden mesela biz gelelim. Ne yapıyoruz? Nacizane haddimiz değil. Hayvan hakları yasasıyla alakalı. Hem eksik olmasın, ekip halinde veriyoruz, dile getiriyoruz. Bu gayet anlaşılabilir bir şey gibi. Ama artık bir şeyle ilgili geçiştirmeyelim yani. Evet. Orada sonuç alana kadar gidelim. Gibi. Elimizden geleni yapalım. Bu da ikinci sözümüz olsun size. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz, ardından buradayız. Canlı yayında şok sözler. Şu an olsa yapar mıyım? Yine yaparım, hiç problem yok. Ünlü isimlerin modacısı Gülşah Saraçoğlu olaylı şekilde ayrıldı. İş insanı Gökhan Göz'ün yayınını izledi. Ardından yaptığı yorumlar büyük tepki çekti. Birazdan. Yeniden karşınızdayız efendim. Bugün çarşamba, sadakatsiz günü. Sadakatsiz. Yarın da parşamba. Parşamba, parşamba. Yarın parşamba diyeceğim tamam ama öncesinde. Evet. Ama de. Diyeceğim. Yarın. Yarın açılışta değil. Günden bahsediyorken tamam. Hep parşamba. Tamam parşamba. Ben de çok havalı oldu. Evet. Parşamba, yarın parşamba. Ama bugün çarşamba. Tuyruk Bey de yok işte. Bir yani, şey daha vardı, neydi? Tuyruk dabırt denir. Dabırt ha. Dabırt adam adını değiştirmek bir nüfus mu? Dabırt. Neyse şimdi sadakatsizden bahsedeceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü. Bir değişiklikler söz konusu gibi. Aa, tabii bak olmuş? Sen bak bir izleyelim. Bakalım. Üzerine konuşacağız. Ne olmuş? Yarın konuşacağız. Merak etmeyin. En az sizler kadar biz de meraklıyız. Sizler de takip edip bizlerle paylaşabilirsiniz düşüncelerinizi. Şimdi kadın erkek ilişkileri dedik. Bu aldatma hikayeleri onlar bunlar dedik ama dün Gülşah Saraçoğlu'yla eski sevgilisi arasında sosyal medya üzerinden bir olaylar yaşandı. Benim anlatmam biraz zor. Bir bakın birlikte izleyelim, üzerine konuşacağız. Modacıdan canlı yayında hakaret. Ünlü isimlerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz'le yine olaylı bir şekilde ayrıldı. Ardından yaptıklarına tepkiler çığ gibi büyüdü. Canım istedi, şapırdatıyorum, var mısın? Olay, iş insanı Gökhan Göz'ün sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak arkadaşlarıyla eğlendiği anları yayınlamasıyla başladı. Ünlü modacı eski sevgilisinin yayınını görünce deliye döndü. Önce yayını izleyenler arasında yer aldı. Ardından da ağır küfür ve hakaret yağdırdı. Saraçoğlu şok ifadeler kullanırken o esnada Göz ve arkadaşları uzun süre olaydan habersiz şarkı çalıp söylemeye devam etti. Ardından da ünlü modacı bir video çekerek şu an olsa yine yaparım dedi. İstediğimi saydım, sövdüm. Şu an olsa yapar mıyım? Yine yaparım, hiç problem yok. Belki saygısızlık yapmış olabilirim. Bakıyorum ki nasıl lafı gediğine koyuyorum ya. Ağza alınmayacak sözlerinin ardından Gülşah Saraçoğlu bir açıklama daha yaptı. Ünlü modacı paylaşımında psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim dedi. Saraçoğlu daha önce de eski sevgilisi Gökhan Göz'ün evini basmış, yaşananlar çok konuşulmuştu.
Şöyle, bu ilk kavgaları değil zaten, sonunda da veriyoruz. Daha önce de daha farklı şekilde birbirlerine karşı yükselmelerini görmüştük. Ama canlı yayında ağza alınamayacak derecede küfürler kendisinden çıkınca ister istemez takipçiler ne oluyor dedi. Sonrasındaki açıklamada ortada. Ya bir şey olma, takipçi artar be kızım ya. Evet öyle maalesef. Maalesef. Bunlar, bu topa sen beni sokma. Sen anlat işte. Şöyle ya, ben sadece ya bazen evet hepimizin kadın erkek ilişkilerinde gözü dönüyor. Sinirlerimiz yükseliyor. Öfke kontrolünü sağlayamıyoruz ama bunu yaparken dikkat etmek gerekiyor. Bu değil yani. Bu olması gereken değil. Hadi bunu yaptın diyelim. Bunun kadına şiddetle eş değer nitelendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, psikolojik şiddet var. Ama bir taraftan ben 5 dakika önce, 10 dakika önce o onu öldürdü, bu bunu bıçakladı, o onun cezaevine götürdü falan filan haberleri verirken psikolojik şiddetle kadına yapılan bu tarz şiddetlerin aynı ifadede olduğunu düşünmüyorum. Söylüyor daha, ben demiyor, tabii, haber diyor. Tabii bu arada vazolar kırıldı, mobilyalar dağıldı falan, öyle şeyler hani var. Mesela kontrol dışı diyorsun, kontrol dışı o normale dönüyor. Yine diyor ki yaptım, bir daha olsa bir daha yaparım diyor. Evet. Zaten böyle hani kalp ritmi normale döndükten sonra yaptığım için pişmanım ama yaşadığımda kolay değil. Yine yaptım, bir daha yaparım diyor. İlk hemen arkasından onu diyor. Bilmişim orada diyor da işte. Yani o akşam yapıyor, ertesi gün yine çekiyor, diyor ki yaptım yaparım diyor. Evet. Onun öncesinde de yapmış da zaten yani. Tabii canım, onları yayınladılar zaten, kendileri yayınladılar evin darmadağın halini, kırık. Bindik bir alamete gidiyoruz. Hadi ya, geçelim madem, tamam istemiyorsunuz sen konuşmak. Hiç abi hiç. Mutsuzum çünkü'ye bakayım neler gelmiş bu arada. Hemen açıyorum, bir dakika kusura bakmayın, açmam biraz zaman aldı. Sansar GZR yazmış. Mutsuzum çünkü ne yapmamız gerekiyor? Dünyanın sonu mu geliyor ne? Bir de uzaylılar çıktı demiş. Daha, uzaylılar. Daha durun. Fasoyla geliyor. Onu unuttunuz. Her şeyi unutuyorsunuz siz de. Hayret bir şey. Ahmet Bey yazmış. Aslında çok mutluyum çünkü şu an nefes alıyor ve sizi izliyorum demiş. Ay çok teşekkür ederim. Hamd etmek çok veli nimet abi. Kandemir Yener yazmış. Mutsuzum çünkü yorumlarımı okumuyorsunuz Nur Tuğba Hanım. Okudum. Ne diyor ben? Allah emanet olun. Hakan Bey'e de selam olsun demiş. Batuhan Özdemir yazmış. 23 yaşındayım. 4 aylık kızım. Çok mutlu bir evliliğim var. Canım, Allah bağır. Ama bu şekilde insan hayatını önemsiz hale getiren insanlar, görünümlüler, yaşadıkça biz kendi vicdanımızla, gerekirse kendi adaletimizi sağlayacağız demiş. Ya şey işte o çaresizlik seni mecburen kendinin de dışında söylemler üretmeye başlıyorsun. Ben onu söylüyorum. Hani bu gerçekleri şöyle yapan çok genelde şöyle bir, ay ne ayıp. Sen de şiddete binler mi falan. Ya geçin kardeşim bu işleri. İnsanları çare, bak kedi. Normalde köpekten kaçar. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Evet. Hani doğada ne oluyor? Ama sıkıştırdığın zaman o kaçan kedi o kamburunu bir çıkartıyor. Onu kovalayan kediyi kaçırtıyor. Ben de diyorum ki teşbih de hata olmasın. İyi insanları neden bu kadar zorluyoruz? İyi insanların kıymetini daha çok bilinmesi lazım değil mi? Daha çok takdir edilmesi lazım. Daha çok korunması lazım, gerekmiyor mu? Öyle. Onu diyorum, onu istiyorum. Çok şey mi istiyoruz onu diyor. Aslında değil. Ama bu yapılmadıkça o insanları da daha fazla kaybeder ve onları farklı da kaybedersin. Mental olarak da bak ne diyor. Biz ne yapacağız o zaman? Kendi adetimize zıvanadan çıkartıyorsun onu. Evet, zıvanadan çıkmak çok doğru. Yani. Harun Uran yazmış, maça erkek seviyorum diyen kadınlarımız, kızlarımız olduğu sürece kadına şiddet bitmez demiş. Maçoluğu da maço ama, yanlış tarif ettiler. Orada da bizde çok büyük kabahatler oldu. Ben hani sinemadan gele Yeşilçam kökenli olduğumuz için biz, hani bize yıllarca öyle rol, Kadir abi falan böyle ait ne diyorsun diyor, şılak tokatı vurur falan, sonra döverim de severim de, evet, erkek de falan. Yani çok kültürel yanlış rol, doğru, modelleri falan da hep yanlış oldu. Doğru. Maçoluk benim bildiğim nacizane şudur, bir kadın, hani siz daha iyi bilirsiniz ama çocuğuna baba olan, eşine koca olan, adab-ı mahşeret bilen, yanında yemeğe gittin mi seni taşıyabilecek, siparişini adam gibi söylettirecek, ne bileyim ben, nezaketli olacak, gelecek kapını açacak. Hesabı mesela, misafirler, senin arkadaşların geldi, yemeğe davet ettik. Ben hesabı o kadar şık ödemeliyim ki onlar fark etmeden. Yani bu bütün içerisinde seni onüre eden adam zaten odur o. Bizde maçoluğu şöyle, yani şekil, şemal, oh, ay öyle falan filan, ne diyorsun Leyla diye falan yeri yerini te. Bunun böyle bir böyle anlam yitti. Bir ara bıyık üzerinden tarif vardı, ben inanamıyordum ya. Hala var. Hala var. Ya, oradan bir çıkarım çıkarıyor. Var.
Var. Şimdi bir çıkarım çıkarılan başka bir haberle devam edelim. Çıkarım çıkarılanla. Bunu da ekleyin bence OBTR'ye. Çıkarım çıkarılan güzel oldu bence. Şevval Şahin'le ilgili ne bir var haberimiz kızım? Var. Bir fotoğraf paylaştı. İnanılmaz. Bir fotoğraf paylaştı. Üzerine de bayağı konuşuldu. Buyurun birlikte izleyelim. Nasıl bir kafa? Ve sevmiyorsanız, yanlış buluyorsanız profilimde ne işiniz var? Şevval Şahin ateş püskürdü. Akşamları böyle binge eating modum oluyor bazen. Kısıtlamaları ihlal ederek verdiği partiler, cümle içerisinde kullandığı yabancı kelimeler ve ilginç paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin bu kez de bikinili fotoğrafıyla konuşuldu. Şevval Şahin'in sosyal medya hesabında paylaştığı iddialı posuna "çok zayıfsın, kilo al" yorumları yapıldı. Şahin'in yorumuysa hayli sert oldu. Peki işte sen hiç yemiyor musun? Kilo al, kilo al, kilo al. Türk kadın tabii ki de görüyor. İkincisi size ne? Gerçekten size ne? Yapılan eleştirilere verdiği "size ne" yanıtının ardından söylediği "beğenmiyorsanız profilimde ne işiniz var" sözleriyle takipçilerine adeta ateş püskürdü. Nasıl bir kafa? Ve sevmiyorsanız, yanlış buluyorsanız profilimde ne işiniz var? Şevval Şahin çok eleştirdik ama burada ben haksız olduğunu düşünüyorum. Haklı zaten, öyle saçma sapan. İşte. Yani gerçekten beğenmiyorsanız takip etmeyin. Herkes için geçerli. Ya kardeşim bu. Hani şeyi de anlarım. Hani bu sosyal medyada artık mani olunamıyor garip garip haleti ruhiyeler. Girdin. Yalandan eleştirmeye de sen kendi kendine söylen, niye yazıyorsun? Evet. Sen sokakta gördüğün her yanlış adamı çevirip söylüyor musun? Zaten söyleyemezsin. Söyleyemez. Ödün kopar, aklın gider. O işleri geçeceksin. Bir delikanlı yiğit çıkıp bana desin bakayım. Hayır, banadan kastım. Hani çıkıp bana dönsün desin ki Nurtuba'nın kıyafetini beğenmem. Söylerim. Düşsene mesela minibüste gidiyoruz. Sallanarak işte duraklar falan. Rüya Hanım. Efendim falan, adını nereden bileceğim? Hanımefendi falan. Paltonuz hiç yakışmamış. Çok çirkin oldu. Bir hasta derdi. Sen terbi ayak mısın dersin zaten yani. Evet. Burada yapıyorlar onu. Hani anladın mı? O, ya sen hani böyle bir şey sevmiyorsun, benim sevmiyorsun bak eyvallah. Niye taciz ediyorsun abi? Evet. Hayırdır? Benim söylediğimi beğenmeyebilirsin. Beni paylaştığın fotoğrafı beğenmeyebilirsin. Ya herhangi bir eleştirel bulacağın bir şey vardır. Yürü git takip etme. Ediyorsan beni taciz etme, ona razıyım. Yalandan burada meraktan bak. Kendi kendine kantar içinde kal. Ama bana tacizde bulunma be kardeşim ya. Bu kadar. Bazen insanlar diğerlerini kıskandıkları için. Ya hasta. Yani kıskandıkları ya, için kıskançlığın ama. Yolunu başka bir şekilde böyle önkürüyorlar. Bak şimdi. Zayıf o kadar sağduyulu, o kadar zarif, o kadar nezih, o kadar terbiyeli insanlar var ki. Seni... Hayır dualarında adını geçiriyor. Bak iltifat da demiyorum. En kıymetli şimdi. Bak düşünebiliyor musun? Şimdi onların da hakkı. Seni gününe motive eden iltifatlar var. Ah evladım diyor. Allah senden razı olsun. Seni öyle bir seviyoruz ki öyleyken böyle, böyleyken böyle. Cenab-ı Allah ayağına tıp şimdi bak. Anan eder sana belki o duayı. Veya evladın belki eder. Şimdi ben hep onu diyorum. Bu olumsuzların sesi daha çok çıktığı için iyi insanların... İyi olduğunu söylemez hale geldik. Ben bazen hakikaten gözüm dolan iltifatlar alıyorum. Utanıyorum çünkü. Bu da var. Allah eksikliklerini vermesin. Amin. Ama hani istisnalar kaydı böyle hastalar var mı? Var. Herkes hepimiz yaşıyor. Bu sosyal medyada bu böyle yani. Evet. Hani yaşamayan yok yani. Bugün dünyada kabul edilen başarıları yakalamış... En büyük kitlelere hitap eden insanların sosyal medya hesaplarını alalım. En çok onlar insan engellemiştir. Yani en iyiler en çok engelledi. Çünkü o hasta belli bir zümre var, azgın azınlık, o bitmiyor. Onlar zaten böyle hali hazırda bekliyorlar herkese laf edecekler diye. Neyse şimdi beni izleyince duygulandıran bir görüntüyle devam edeceğiz. Karantinadaki bir baba. Benim ona fotoğraf seslenen... mı geliyor dedim. Şöyle kroplu. Yok. Duygulanır insan çünkü. Benim o resmi gören herkes duygulanır. Yani. Halledelim de onu verelim ne olur yarın ya. Ha. Şimdi bir baba kız arasında geçen diyaloğu verir. Yarın ne verir? Şimdi verir fotoğraf bu da. Fotoğrafı niye veremiyorsunuz? Yani. Oh, keşke yoluna gelirse.
Ah kurban olurum ben sana. Yine sarılırız bir tane. Kaç gün sonra? 2 gün. Evet. Nasıl sarılacağız? Sıkı sıkı. Öyle seslendi korona pozitif babasına. Yanına gidemedi. Merdivenin bir köşesinde oturup yalvardı. Dönüyorum bence. Baba. Minik Ecem'in babasıyla konuşması da sosyal medyada izleyenlerin içini yaktı. Kucağında uyursun. Evet ya. Aynı bebekliğimde geçti. Yine sarılırız bir tane. Bülent Durmuş İznik İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde filyasyon ekibinde çalışıyor ama o da koronaya yakalandı. Bütün sağlıkçılar gibi ben de uzun zamandır korona ile mücadeleyle uğraşıyorum. Ancak bunun zorluğunu pozitif olduktan sonra daha iyi anladım. Baba keşke yanına gelmişseydin. Ah kurban olurum ben sana. Eşi ve kızı virüs kapmasın diye kendisini çatı katına kapattı. Ama minik Ecem babasına sarılmak istiyordu. Yine sarılırız bir tane. Kaç gün sonra? 2 gün. Nasıl sarılacağız? Sıkı sıkı. Kucağında uyursun. Evet ya. Aynı bebekliğimde geçirdim. Aynı evin içerisinde. Ailemden uzak kalmak, ayrı kalmak, bu süreci yaşamak insanı psikolojik olarak mahvediyor. Yanına gelmek isteyen evladını uzaktan seyretmek zorundaydı. Ama Ecem'in tatlı ısrarları işini daha da zorlaştırıyordu. Baba ama bu aşağıda oyun oynayabiliriz değil mi? Bitince mi? Önce ben basamaklara basadası giderim. Benden sonra da sen gidersin. Karantinada olmaz ki. Ama bak şöyle olur. Sen arka odada uzak durursun benden. Ben koridorun kapının oraya gelince sen başlarsın. Kızının yanına gidemeyen baba gözyaşlarını tutamadı ve herkesin dikkatli olmasını istedi. Dönüyorum bence. Baba. Karantina bitince yapsak bunları daha iyi olmaz mı? Karantina bitince belki dağlara falan gideriz. Gideriz kızım. Ay inşallah tez zamanda kavuşun da sarılın inşallah. Allah bağışlasın Allah sağlıkçılarımıza. Allah şifasını versin. Güç kuvvet versin. Amin. Sabırlar versin. Başımızdan eksik etmesin. Onları zaten herhangi bir pozitif cümleyle tarif etmemiz veya iltifat etmemiz kifayetsiz kalır gerçekten evet. Yani. Samimi olarak duygularımızı onlara yoğun ve ifade edilemez vaziyette. Allah hepsinin yardımcısı olsun işte. Amin. Şu görüntüleri izleyip hala ihlal edenler, etmeye devam edecek diyorum. Olanlar ne varsa. Bak yani. İhlal şöyle bir şeydir. Bir yasa delmenin yöntemini ihlal dedin. Mesela atıyoruz kuyrukta durma. Bizim gençliğimizde çok kuyruk olurdu. Kuyrukta durmuyor falan yani. Kendince yalandan bir de şey yapar. Birkaç kişi öne geçiyor. İhlal ya. Ne öyle değil. Kuyruk bu diyelim. Şu masayı kuyruk. Tamam. Tamam. Yalanda. Hani yerse girecek buraya. Tamam mı? Ama eliyle itip girmez daha oraya. Yavaş yavaş. Adam ilan veriyor diyorum ya. Evet. Artık tuz kokmuş kardeş. Bitmiş yani. Bir tane dedim ya bu aşı bir an önce gelsin. Başta sağlıkçılarımız çünkü onlar çok değerli kıymetli bu mücadelede. Bir onların sağlığını garanti altına alalım. Sonra anladığım kadarıyla 65 yaş üstüyle evet. Uygulanacak. Derken bu arada bu kurallarla yasaklarla minimize olacak zaten kendiliğinden. Hayat normale dönecek, okullar açılacak veya işte işletmelerimiz, insanlarımız böyle bir taraftan yani paralel olarak azalarak hayat normale dönerek derken aşının da şeyleri, etkileşimleri başlayacak. Cenab-ı Allah'ın izniyle yaza doğru da hep İnşallah. Beraber dünyaca tüm İnşallah. Halklar, milletler, uluslar kurtulacağız. Yoksa bu ilan veren, partiye giden ben aman zıpladım şöyle dansa onlar hiç bitmez. Sıfır ümit ve umut yani. Bitmez. Hani. Bu arada kısıtlamalara dair ilk günde senin de bir çağrın vardı paket servis yapanlara ilişkin. Evet. Onun yeni genelgesi yayınlandı. Allah Buradan da belirtmiş olalım. Hafta içi hafta sonu gözetmeksizin. Bundan sonra pazar yani sabah 10'dan akşam gece 12'ye kadar paket servisleri olacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan Bak, açıklama da bu. Bak şunu söyleyelim. Arkadaşlar bu devlet bizim ya. Hani düşman gibi davranıp manipülasyonlara falan gelmeyin. Eksik yapıyor, yanlış oluyor, düzeltiyor. Kibir evet. yok ki. Hani bir niyeti art değil ki. Şimdi öyle yapan insan hani art niyetli veya kibir olan biri. Hatasını abi, kabul bir etmez. Bir kere biz haftada 2 gün dedik öyle şimdi hemen 2 gün sonra dönmeyelim. Yok bak talep geliyor düzeltiyor. Talep evet. geliyor düzeltiyor. Eksiki yanlışı olsun ama genel olarak baktığında Allah 1000 kere razı olsun.
Herkesin kapısına ilacı geliyor. Hastanelere gidiyorsun para pul vermeden tedavini yapıyorsun. Aşıyı getiriyorlar. E yani daha ne olacak anlamadım ki ben yani. Ha keşke bir kişinin burnu kanamasın. Keşke. Hayatta. Keşke. Hiç kimse kanser de olmasın. Keşke. Hatta grip de olmasın kimse. Benim duam o. Keşke. Ama var olan gerçekliğimiz bu. Yani. Elimizden gelenin en iyisinin yapıldığını bilerek biz devam edelim hayatımıza. Programımız bitti. Parşamba günü görüşünceye dek. Parşamba çok önemli. Parşamba yarınki günü. Etiketimiz bence parşamba. Parşamba günü görüşünceye dek hoşçakalın efendim.